Sisler Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyoruz. Ülke gündemi değişik konular olmaya devam ediyor ve bu süreç içerisinde baktığımız zaman ister istemez koronavirüs konusu gündemde, okulların açıldığı ama nasıl açıldığı, bunlarla ilgili tartışmalar, hele hele Doğu Akdeniz'deki yaşanan olaylar bunlar bir yana. Ama bir yana olan başka bir şey de cezaevleriyle ilgili konular ve meslektaşlarımızın, yeni çıkan cezaevindeki çıkan meslektaşlarımızın da cezaevi dünyasıyla ilgili, yargı sistemimizle ilgili anlattıkları, anlatacakları oluyor. İşte bugün de Murat Ağrel konuğumuz. Murat Ağrel daha önce gözaltına alındı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldı, tutuklu kaldı. Neyse ki iddianamesi çabuk hazırlandı, karar çabuk verildi ve Murat bugün aramızda, kendisine 4 yıl 8 ay hapis cezasının verildiğini belirtelim. Ama bu süreç nasıl işledi, bundan sonraki süreç nasıl olacak onu da öğrenmiş oluruz. Murat, çok iyi hatırlıyorum. Sen İstanbul'da gözaltına alındın. Bir gün sonra serbest bırakıldın. Ertesi gün de Ankara'ya kitap fuarına gelmiştin. Evet. Hatta sana ben geldim, geçmiş olsun dedim. Sonra işte o gün yayın imza günümüzden sonra da ayrılmıştın. Evet. Önce bir gözaltına alınışını ve niçin o anda serbest bırakılın, onun bir şeyini anlatır mısınız? Tabii ki. Tarihle beraber şöyle. Aslında süreç şöyle başladı. 22 Şubat'ta başladı. Hı hı. 22 Şubat'ta şehitlerimiz olduğu zaman ben o şehitlerin şehadetini yüceltmek için bir tweet mesajı paylaştım. Sadece bir tweet. Ardından tabii ki herhangi bir gelişme olmadı ama hesaplarım el konuldu. Yasa dışı şekilde. Süreç takip etti. 13-14 gün sonra Oda TV gazetecilik yaptığı zaman, bir haber paylaştığı zaman Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Ertesi günde benim hakkımda bir takım medya organlarında ve sosyal medyadaki bazı hesaplarda, özellikle kitabım Sarmal'da belirttiğim hesaplarda benim hakkımda bir linç kampanyası başladı. Ve bundan sonra ise savcılık beni ifadeye çağırdı. Evet. Savcılığa gittim, davet üzerine gittim. 6 Mart'ta ifademi verdim. Savcılık beni tutuklamak üzere mahkemeye sevk etti. 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ne. Mahkemeye çıktım. Mahkemede de aynı savcılıkta anlattığım şeyleri anlattım ve belgeleri sundum. Bu haberin daha önce benden önce çok kişi tarafından paylaşıldığını, o paylaştığım resimdeki fotoğrafların milyonlarca kişi tarafından paylaşıldığını belgeleriyle sundum ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Evet. Ardından da daha önce planlandığı şekilde Ankara Kitap Fuarı'na katıldım. Kitap fuarından dönerken de arandığımı öğrendim. Evde bulunamayınca işte başka adrese gitmişler. Öğrendim ve hemen aradım. Ya dedim, beni arasanız ben gelirim zaten. Ankara'da bile gelir teslim olurum dedim. Ardındansa hemen geldim Vatan Caddesi'ne avukatlarımla birlikte. Oradaki memurların nezaretinde mahkemeye çıktım. Mahkemede aynı gece mi çıktınız? Evet, aynı gece çıktık. Mahkemede de ne yazık ki anlamadığım bir şekilde daha önce görülen evrakların görülmediğine hükmedildi ve tutuklama kararı verildi hakkımda. Çok enteresandır. Bunu çok dile getirmek istiyorum ben. Çünkü burada kişiler önemli değil, mahkemeler de önemli değil. Ama hukuk bizim hukukumuz. Tabii. Ve hukukun üstünlüğünü savunmak zorundayız biz. Anayasadaki herkes eşittir kelimesinde herkes tanımının içerisine de girmek zorundayız bizler. Eşittir tanımının içerisine de girmek zorundayız. Biz gazeteciyiz. Yargılanamayız değiliz. Yargılanacağız biz de her vatandaş gibi. Ama adil ve adaletli şekilde yargılanacağız. Bu arka planda başka şeyler olduğu zaman ne yazık ki bu zarar bana değil. Bizim ülkemize, toplumumuza, toplumu var eden insanlara. Bundan dolayı da üzüldüm işin açıkçası. Tutuklama kararı çıktı. Kararda adli kontrol vardı. Tutuklama vardı. Ve derhal serbest bırakılma vardı. Şimdi bir kararın içerisinde 3 karar olur mu? Olmaz ki. Evet. 3 tane milletvekili, 14-15 tane avukat, 8 tane polis, aynı zamanda orada başka davaların avukatları, onların polisleri, jandarma, hepsi bu olaya şahit. Çağlayan'daki bütün kameralar şahit. Mübaşir bize şeyi getirdiğinde kararı, benim avukatım Onur Cingil bir saniye dedi, benim müvekkilim tahliye edilmiş dedi. Biz de şaşırdık, nasıl yani falan diye baktık, milletvekillere baktı, gerçekten 3 tane karar var. Bunun üzerine tabii biz hemen bununla ilgili avukatlarım başkanla, mahkeme başkanıyla görüşmek istedi. Bir takım konuşmalar oldu. Tabii bu sosyal medyaya yansıdı bu görüntüler ve aynı zamanda kararlar yansımış galiba. Evet. Ardındansa çok üzülerek belirtmem gerekiyor ki bunun bir dezenformasyon olduğu, işte bunun sahte olduğu gibi iddialar atıldı. Ama şöyle bir şey var, düşünün ki 18 sayfa. Biz oradaki kişilerin yazacağı ya da altta UYAP numarası vardır belgelerde. UYAP numarasını nasıl tutturacaksınız?
Kare evet. kodu var. Kare kodunu nasıl tutturacaksınız? Önceden hazırlanmış olsa. Hadi önceden hazırlanmış olsa oradaki bütün kelime hatalarını birebir nasıl yapacaksınız? Hani bizim yaptığımız kelime hatalarını mübaşir de mi yapacak? Anlıyorum. Evet. Ondan sonrasında ise tabii hadi diyelim ki sonradan hazırlandı. 18 sayfa tutup da 5 dakika içerisinde nerede, nasıl hazırlandı, nasıl çıktı sanılır, her taraf kameralı. Böyle bir itama maruz kaldık. Cezaevine gittim. Kaçta gittik? Bu olay kaçta yaşandı? Saat 9 gibi falan bitti bu olay. Akşam. Akşam. Evet. Ardından mahkeme başkanı yeni karar geldi. Biz o kararın altına tutanak tuttu benim avukatlar. Evet. O karar mesela bütün vatandaşlara anlatılamadı. Saat 21'de çıktınız cezaevine. Silivri'ye cezaevine. Gittiniz. Evet. Evet. Sonra... İlk gün nasıl oluyor Murat? Çok kötü. Ya ne olduğunuzu anlamıyorsunuz. Tabii çünkü. Zor oluyor da. Onu cezaevine merak. Teslim edildim. Girişte tabii ki bekleniyormuş yaz önceden gittiği için. İçeri girdiğimde nereye gittiğimi ve hangi koğuşa düşeceğimi çok merak ediyordum. Ve içimde umut da şuydu. Barışlarla inşallah aynı koğuşa düşerim diyordum. Tabii ki gittiğimde gördüğüm hayal kırıklığı oldu. Tek kişilik koğuşa konulduk. İlk gittiğin zaman hemen direkt odaya mı konuluyor? Tabii. Hı-hı. Direkt odaya. Üst araması yapılıyor. Bazı evraklar var. İlk hazırlama evrakları var. Onlar hazırlanıyor. Cezaevi kimliğiniz veriliyor size. Cezaevi kimliğinizden sonra tabii üst araması tekrar yapılarak cezaevine giriyorsunuz ve koğuşa konuyorsunuz. Sizin artık o normal nüfus cüzdanı falan işe yaramıyor değil mi? Her şey bitiyor orada. Bir anlamı yok. Ondan sonra cezaevi kimliği var. Onunla artık her tarafa gidiyorsunuz. Revire çıktığınızda, doktora çıktığınızda, mahkemeye gittiğinizde hep o kimliğiniz yanınızda. Koğuşa konduk. Tabii ki koğuşa girdiğim zaman sadece bir masam, bir sandalyem vardı ilk girdiğimde. Başka hiçbir şey yok. Önce bir şaşırıyorsunuz tabii. Duvarlara bakıyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Oranın muhteviyatını anlamaya çalışıyorsunuz. İlk gün uyuyamadım tabii ki. Yapılan haksızlık olduğunu ve o süreci göz önüne getiriyorsunuz. Çünkü ne olduğunu anlamıyorsunuz. O mahkeme sürecini, verdiğiniz ifadeyi, savcının ve başkanın söylediğini kafanızda hep dönüp duruyor. Ve bundan sonraki durumunuzu yapacağınız, ne kadar yatabileceğinizi ihtimal üstünde duruyorsunuz. Çünkü hukuk olsa orada olmayacağız. Hukuk olmadığı için ya da hukuk işletilmediği için buradayız. Bununla ilgili hukuki mücadele vereceğiz. Bunun planlamasını, hepsi bir anda geçiyor kafanızdan. Yani bana. O gece böyle bir uykusuz, neredeyim, nasıl oluyor falan. Barışların nerede olduğunu düşünüyorsunuz. Onlar nerede, Hülya Hanım nerede, acaba ben neredeyim şu anda, koğuşun neresindeyim. Bunlar geçiyor aklınızdan. Ertesi gün zaten ufak ufak kavramaya başlıyorsunuz olayı. Tabii ertesi gün neler oluyor şimdi mesela, ertesi sabah oldu. Sabah 8'de sayım var. Evet. Normal uyumadığım için ben bekliyordum. Sabah 8'de sayım Sen var. Sen o zaman hiç uyumadın mı? Hiç uyumadım. Gerçekten. Evet. Şimdi yatak falan var değil mi orada? Var. Yatak falan var. Var. Ama uyku tutmuyor. Uyku tutmadı tabii. Ne düşünüyorsun Murat o arada? Yani en çok aklına o anla neler gelip geçiyor? Yani gazetecilik evet zor bir meslek. O tabii. Dönemde aklınıza gelen şey oluyor. Ergenekon'da da yaşadık. Yargılandık. Şimdi aynı şekilde yine yargılanıyoruz. Tutukluyuz. Acaba diyorum bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Hani insanlar kendi özgür ifadesini, düşüncesini ifade ederken ya da belirtirken, gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışırken, kamunun ve halkın haber alma hakkını savunurken cümlelere mi nasıl dikkat edecek? Ya da bundan sonra bir şehit haberi yaparken ben nasıl yapmak zorundayım? Evet. Uğradığınız haksızlığa karşı bir İster istemez bunun haksızlık olduğunu ve bir an önce ispatlama gereği duyuyorsunuz. Şimdi alışıksınız. Bir de yolsuzluk yazıları yazdığım için benim işim belge toplamak. Belgeyle doğru belgeleri halka, doğru bilgileri vermek. Aklımda ilk geçen o süreci komple belgelerle yeniden doldurup hukukun var olduğuna inanarak, umut ederek bir üst mahkeme bunun eninde sonunda yanlış olduğunu görecektir. Oraya hazırlanmalıyım diye geçiriyorsunuz kafanızdan. Ve tabii gün içerisinde geçilen mahkeme süreçlerini kafasında diye. Tabii. Sabah oldu 8'de sayım geliyor. İnfaz koruma memurları geliyor. Sayım yapılıyor. Evet. Avlunun kapısına çıkmak zorundasınız. İnfaz koruma memurları sizi görecek. Aynı zamanda kamera var avluda. O da görecek sizi. Ha, avluya mı çıkılıyor yani? Avlunun kapısının oraya. Çıkıyorsunuz yani. Onlar görüyor. İşte not alıyorlar. Görüldü diye. Ondan sonra zaten yaşamınız başlıyor. Avukatlar geliyor. O ilk şeyi atlattıktan sonra avukatlar geliyor. Onlarla çıkışa gidiyorsunuz. Bir de oranın sistemini öğrenmeye başlıyorsunuz. İlk gittiğimizde pandemiyle ilgili herhangi bir kısıtlama kararı olmadığı için, önlemler de olmadığı için farklı prosedürler vardı. Çıktığımızda odadan çıkınca mesela ayakkabınız sökülüyordu. Ayakkabınızı çıkarıyordunuz. Üstünüz aranıyor. Ayakkabının içine bakılıyor. Tekrar ayakkabı giyiyorsunuz. Görüşe gidiyorsunuz. Görüşteyken ayakkabınız tekrar çıkartılıyor. Tekrar üstünüz aranıyor. Giriyorsunuz.
Çıktıktan sonra tekrar ayakkabınız çıkarılıyor. Tekrar bakılıyor. Koğuşa geliyorsunuz, aynı prosedür. 4-5 defa aynı şeydi. Alışmaya çalışıyorsunuz o prosedüre. Yani uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Avukatlar çok sık gelmeye başladı sağ olsun. O zaman da bize destek olanlar. O süreci anlatmaya, işte bu yaşananları kavramaya çalışıyorsunuz. Bu sürecin uzun olduğunu anlıyorsunuz. İşte bunun aslında başka nedenlerle olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Ve konumlandırıyorsunuz. Kendinizi bir şekilde konumlandırıyorsunuz. Siz odada tek kişisiniz. Tek kişi. Şimdi genelde şöyle cezaevinde hani derler farklı odalarda ama bazı ortak alanlar var. İşte ortak havalandırma veya gün içerisinde mahkumların bir araya gelip kaldıkları, sohbet ettikleri yerler var. Burada sizde böyle bir imkan yok muydu orada? Yok. Olmadı mı? Normalinde dediğiniz gibi tek kişi kalsanız dahi en azından havalandırmaya çıktığınızda ortak havalandırma alanları var. Belirli saatlerde olsa en azından insan tabii, görebiliyorsunuz. Evet. Ne yazık ki Barışlar ve Hülya Hanım'la biz tek kişilik koğuşlarda ve avlumuz da bize ait. Çok küçük bir avlu var. Avlular da bize ait. Hatta avluların üstünü de kapatmışlar. Barışlar deneyimli olduğu için onlar anlatıyor. Daha önce sınırsız şekilde gökyüzünü görebiliyordunuz belirli bir metrekarede. Ama şimdi tel örgüyle kaplanmış, jiletli tellerle kaplanmış. Gökyüzünü de göremiyorsunuz. Ona da sınır var. Göremiyorsunuz. Evet, o şeyden sanıyorum. Bir karşılıklı işte bir şey atılması falan diye odalara. Muhtemelen. Şeylere, havalandırma bahçelerini. Muhtemelen. O amaçla sanıyorum yapılıyor. Ya bir de nasıl atıyorlar? Büyük başarı. Yani metrelerce yükseklikte bir duvar. Eğer onu atabiliyorlarsa ki ben yaşamadım ama çok büyük başarı. Yani büyük bir beceri isteyen bir şey o. Ben tabii yapamazdım mesela. Anlıyorum. Murat şimdi mesela şey oldu, gün içerisinde günün nasıl geçerdi? İlk gün. Okuyarak. Ben ilk gün girdim. Zaten cezaevinden ilk başta istediğim kalem, kağıt ve gazete. Yani su, çay falan umurumda değildi. Hı-hı. Kalem, kağıt ve gazete istedim. Bunların sağlanmasını istedim. Sağ olsun cezaevi yönetimi de bunu prosedürü varmış. Normalinde her pazartesi günü kantin dilekçesi yazıyorsunuz. Kantin listesi var. O kantindeki eşyaları yazıyorsunuz bir dilekçeye. Veriyorsunuz. Çarşamba günü size geliyor onlar. Ha, öyle aynı gün verilmiyor. Aynı gün verilmiyor. Hı-hı. Para yok zaten orada. Hesabınız var orada. Hesabınıza gelen paradan karşılanıyor. Haftalık 500 lira harcama limitiniz var. Onun dışında bir fazlasını isteyemiyorsunuz ama 500 liralık alınacak bir şey yok işin açıkçası. Su, evet, çay, kalem, kağıt. Bir gazetecinin en fazla yiyeceği bu. Hı-hı. Ben biraz da cezaevi yemeklerini... Odanın televizyon falan onları kim... Ben 2 ay sonra aldım televizyonu. Yani tabii ilk başta almadım. Yani televizyon falan izlemiyordum. Barış Terkoğlu'yla biz almadık. Pehlivan önce aldı bizden. Buzdolabı falan almadık. Belirli bir süre geçtikten sonra artık daha da uzayacağını düşündük ve televizyon edindik. Televizyon edinseniz de bir yararı yok. O da şöyle mesela KRT'ye biz dilekçe yazdık. Tele1 yok, KRT yok. Bunları izlemek için dilekçe yazdık ama uygun görülmedi, cevap da verilmedi. Halk TV var sadece. Diğer malum kanalların tamamı var. Onları izleyebiliyorsunuz. 24-25 kanal var. Muhalif olarak diye tabir edilirse ya da bizim görüşümüzdeki insanların kanalı diye görüş telaffuz edilirse sadece bir kanal vardı. Diğerleri yoktu. Sadece onu dinliyorduk biz de. Hı hı. Pazar günlerde sadece TRT'de klasik konserler oluyordu. Ben çok seviyorum klasik müziği. Onun konserleri için dinliyordum ben. Diğer türlü hep şeydi. Okuyorduk ama ilk girdiğimde ilk 2 ay boyunca tek kanallı bir radyom vardı benim. Koğuşun içinde tek kanal çekiyordu. Avluda 4 kanal çekiyordu. Onu dinliyordum. O böyle şey mi? Havalandırmanın onun belli bir süresi var mı? Yok, yoksa sabah 8'den akşam 8'e kadar. Herhangi orada sandalyeniz falan yok bildiğim yok, kadarıyla. Yok. Sadece içeride bir sandalye bir de plastik masa var değil mi? Bütün her şeyiniz onun üstünde. Şimdi üstünde. Yıllar önce cezaevleri, F tipi cezaevleri olarak nitelendirilen cezaevleri yapılırken daha işte kullanıma açılmamıştı. Dönemin Adalet Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk gazetelerin o dönem temsilcilerini davet etmişti. Yeni cezaevlerinin tanıtımına. Sincan cezaevine gittik. Tabii genelde böyle temsilci arkadaşlar hani bir de fotoğraf falan genelde istenmiyor öyle yerlerde. Fakat şimdi F tipi cezaevi günlerdir onunla ilgili kıyametler kopuyor. Şeyler diğer cezaevlerinde eylemler yapılıyor. Ve o yüzden bu cezaevlerin bilinmesi en azından önceden de tanınması gerekiyor. Evet. Ben yanıma küçük bir makine almıştım. Cezaevinde dolaşırdıkça ben de bir taraftan arkalardan geldikçe işte kaç merdiveni var işte biliyorsun altlı üstü dubleks ya o şeyler 26 diye yanlış hatırlamıştım. Yok 22 merdiveni var. İçten geçen. Evet içten geçen. İşte plastik masa işte onun yanında işte bir sandalye havalandırma yani yerleri
Hepsinin fotoğrafları. Gazeteye geldim, istedim F-tip cezaevi. Bu arada tabii ki o yatakların başında çelik dolaplar var biliyorsun. Onları işte tek kişilik odalar böyle, üç kişilik odalar böyle. Kapsamlı böyle bir ceza. Yani fotoğrafları gizli çektim ama böyle ilk tanıtımını da böyle ben yapmış olmuştum o dönemde. Şimdi Murat, o dolayısıyla o cezaevlerinin ilk yapısı falan bunlar ama şimdi kalem aldın, gazete gelmeye başladı. Merak ettim Murat, şimdi sen orada Allah bilir çok yazmışsındır. Çok. Ondan sonra çok kağıt harcamışsındır. Evet. Televizyon da yok. Çok kitap okumuşsundur. Mesela ne yaptın, ne kadar kitap okudun, ne oldu, kalemler nasıldı? Cezaevinden resmi aldım sayı o. 193 tane kitap okumuşum. Bunun 193. 193. Kitap. 10 tanesini falan daha önce okumuştum zaten. Onları çıkarırsak 180 falan civarında. Bunların da bazen bu kadar çok kitap okunur mu? Şöyle mesela setler vardı, ince setler. 80 sayfalık, 90 sayfalık, 120 sayfalık ince kitaplar vardı. Bir günde 5 tane okuyabileceğiniz bir kitaptı bu. Bu şekilde hızlı okundu zaten. Kalın kitaplar da vardı tabii ki. Tabii. Çok eksik olduğumu hissettim. Mesela Doğan Avcıoğlu'nun Milli Kurtuluş Tarihi biliyorsunuz ki settir o. O seti bitirmek bayağı zaman alıyor. Ya da Erol Mütercimler'in Fikrimin Rehberi kitabı var. Okumamı çok istiyordum. Hep erteliyordum. Çok kalın bir kitap. 1000 küsur sayfalık. Bunları da okudum. O kitapların notlarını aldım. Kitapların üzerindeki kelime hatalarını yayın evlerine gönderdim. Oradaki bazı cümlelerin bozuklukları vardı. Onları yazarlara gönderdim mektup şeklinde. Hı hı. Böyle geçti günlerim. Sayıştay raporlarını okudum. Dışarıdayken okuyamamış olduğum Sayıştay raporları vardı. Onları istedim cezaevine. Onları okudum. Onlarla ilgili yolsuzluk yazıları yazdım cezaevinden yine. Bütün günüm okuyarak geçiyordu. Okuyarak ve yazarak geçiyordu. Okuduğum her kitabın altını çizip notlar alıyordum. O notlarla ilgili de 5-6 tane defter bitirdim. Cezaevinin defterleri var. Kantinden aldığımız. O defterler bitti. Günlük tutuyordum. Kalemler normal tükenmez kalem veriyorlar yoksa kurşun tükenmez kalem? Tükenmez kalem veriyorlar. Kurşun kalem de var. Tükenmez kalem de var ama ben tükenmez kalemi belki yayınınızda vesile olur. Ergonomik ve ortopedik bulmuyorum. Herkesin eline göre uyumlu değil. Evet kaliteli olabilir ya da ne bileyim herkes için uygun olabilir. Bana uymadı. Ne yazık ki elimde nasır çıktı. Şekil bozukluğu oldu. Cezaevi yönetimine de bildirdim. Sonra dışarıdan kalem almama müsaade ettiler. Doldurulan değil, doldurulamayan kalem almama müsaade ettiler. Ondan sonra bu tür kalemler geldi. Onlarla yazmaya başladım. Biraz rahatladı ama hala elimde şey var, o sertlik var burada. O kadar yazarsan böyle olur. Evet. Ya ben şey değilim, şikayetçi değilim. Tabii canım, tabii. Yazmak bizim işimiz. Orada bir terapi gibi geliyor bize. Ya da mesleğinizi icra etmek oradaki en büyük mutluluk. Bizi oradaki inanca bağlayan, daha çok umuda bağlayan şeydir yazmak. Cezaevinden de gündemi takip etmeye çalıştık ama ne yazık ki işte yasaklar olunca ya da gecikmeler olunca avukatlarımızın geldiğinden gittiğinden. Çünkü bu yasaklardan dolayı bir avukat geldiği zaman yaklaşık 3 saat, 4 saat, 5 saat bekledi oluyordu bizle görüşmek için. Çünkü avukatlar belirli sıra var. 10 tane, 12 tane kabin var. Her hükümlü ya da tutuklunun avukatı geliyor. Onların görüşmesi bitince, boşaldıkça ancak alabiliyorlar. Bu da sıkıntıya neden oluyordu. Tabii, öyle. Şimdi tabii o süreçte ister istemez avukatların gelişi gidişi şeyler ama sen de o günlerde böyle basına küçük küçük haberlerin, evet, çıkmaya başladı. Murat şeyi var, dişinden, evet, dolayı çok, evet, rahatsızlık çektiğini hep onları okuyorduk. Ya Murat'ın dişini niçin çekmezler? Niçin tedavi edilmez falan diye de hakikaten konuşurduk. Murat niye çektin ki o zaman, yani orada sağlık koşulları veya sağlık konusunda ne gibi sıkıntılar yaşadınız veya var mıydı öyle? Şöyle veya zaten kimden kaynaklanıyor bunlar? Şöyle bir dişim zaten cezaevine girmeden önce çürümüştü zaten. Çektirmem gerekiyordu. Bu benim ihmalkarlığım. Cezaevi sürecindeyse hem yemek bozukluğu hem uyku bozukluğu bunun gibi verdiği faktörlerin de etkisiyle 4 dişim aynı anda apse yaptı. Ve bununla ilgili diğer dişlerim normal diş operasyonuyla ya da dişçiye gittiğiniz zaman hani kolayca çekilecek bir diş değildi. Cerrahi müdahale gerekiyordu. Şişmişti dişlerimde. Bununla ilgili de ben cezaevi yönetimine bildirdim. Hastaneye sevk oldu. O dönemde işte nezarette 5,5 saat bekletildim. Buna istinaden ben çıkmayacağımı, gitmeyeceğimi söyledim. Başka hastaneye sevk oldu. Çok süreç geçti orada aslında. Gittim. İki dişim çekildi. Üst dişime dikişler atıldı. Alt dişim çekildi. Oraya da ufak bir müdahale yapıldı. Sonra ikisi çürükler, kanal tedavisi yapıldı. Tekrardan dolgular yapıldı. Şimdi tekrar tedavi görüyorum ben. Ama böyle bir süreç yaşandı ve çok kötüydü. İşin açıkçası bir buçuk, iki ay gibi sadece ağrı kesicilerle
devam etti. Günde 4 tane 5 tane arı kesici içiyordum ben. Karar vermiştim de artık ya bu süreci ben böyle atlatacağım diyordum. Mecburum diyordum. Şimdi şöyle oluyor. Tabii cezaevle ilgili sağlık konusu son derece önemli. Evet. Mesela geçmişten biliyorum şöyle olurdu. Böyle gariban vatandaşlar, tedavi olma imkanı olmayanlar falan böyle küçük hafif suçları işleyip cezaevine girdikleri dönemleri ceza ve tefkif evleri genel müdürlüğü yetkililerinden ya da bununla ilgili cezaevlerle ilgili bazı raporlar da mesela böyle geçerdi. Cezaevine giriyor sadece tedavi olabilmek için. Tabii bugünkü gibi herkes böyle sağlık olanaklarına sahip değildi. Yani genel sağlık sigortası kapsamında değildi. Dolayısıyla böyle sıkıntılar yaşanır ve cezaevine sadece tedavi olabilmek adına, rahatsızlıklarını gidermek adına girer. Askerdeki gibi aynı. Ama burada şey olarak, gönüllü olarak giriyor evet. Cezaevine küçük suç işleyip. Şimdi orada sağlık sorunları nasıldı? Mesela sağlık konusunda sıkıntılarınız olur muydu Murat? Ya dürüst olmak gerekirse ben başka bir sağlık sorunu yaşamadım. Dişimle ilgili yaşadım. Oradaki sadece eleştirebileceğim şey ben pandemi ve yasaklardan dolayı ya da pandemi kelimesini kullanmak da istemiyorum aslında. Bu bulaş nedeniyle ailemle görüşemedim. Çocuklarımı göremedim. Avukatlarımla yüzle görüşemiyorum. Düşünün savunma avukatlarımla görüşemiyorum. Bu kadar karşılıklı engellemeler varken bir taraftaysa sağlığınız için bir nezarete konuluyorsunuz. Tutuklu ve hükümlü neyin, kimin, ne hastalığı olduğunu bilmeden 5,5 saat aynı şeyde duruyorsunuz. O zaman demek ki önemli olan burada sağlık değil, emniyet. Önce emniyet deyip, önce sağlık demeyip emniyet dersek bu olmaz. Oradaki şeyi eleştirdim ve eleştirmeye de devam edeceğim. Olmaz. O önlemler alınıyorsa dışarıda, orası evet. için de alınması gerekiyor. Oradaki her sağlıklı, kimin ne için yattığını bilmiyorum işin açıkçası. Tabii ki. Tabii. Ama bu insani bir haktır. Diğer türlü ise sağlık konusunda ben bir problem yaşamadım ama götürüldüm cezaevi kampüsünde baya büyük bir hastane vardı. Gerçi çok fazla dolaştırılmadım. Hani kelepçeyle gezdiğiniz için devamlı birkaç odaya girebildim. Ama kapsamlı olduğunu gördüm orada. Sonrasında ise sevk oluyor zaten. Dışarıya eğer orada bakım yapılamayacaksa ya da tedavi edilemeyecekse dışarıya sevk oluyor. Ama dışarıya sevk olduğu zaman aynı işte iş devam ediyormuş. Hastanelerin nezaretleri varmış. O nezaretlerde bekletiliyormuşsunuz. Tabii ki düz mantık düşününce böyle. Hani azılı bir suçlu olur, katil olur, ne bileyim başka bir şey olur. Onların nasıl yararlandığını, nasıl önlemler alındığını inanın bilmiyorum. Bak sen 4 yıl 8 ay hapis cezası aldın. Evet. Attığın bir tweetten dolayı. Evet. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç da yine aynı suçlamalarına onlar da cezaevinde kaldı. Aşağı yukarı aynı sürede. Barış Terkoğlu daha erken etti. Daha erken çıkmıştı. Evet. Şimdi o süreçte baktığın zaman suçun ya ben bu suçu işledim ya da ya ben böyle bir suç işlememeliydim ya da ben niçin bu yasaları çiğnedim dediğin oldu mu? Veya orada bir pişmanlık falan şeylerin oldu mu? Yoksa ben yaptığımda herhangi bir yanlış yok falan mı diye bir değerlendirme öz eleştiri yaptı. Tabii ki ben bunun herhangi bir suç unsuru taşıdığını düşünmüyorum. Olayı da bir anlat. Belki bilemeyenler olur. Ben 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanı bir otoyol açılışına gittiğinde Libya'da 22. birkaç tane şehrimiz var dedi. Ben bunu tabii o açıklama esnasında duymadım işin açıkçası. Çünkü Caddebostan Kültür Merkezi'nde kitap imza günüm vardı benim. Oradaydım ben. Eve geldim. Haberler izledim. Eve geldim, gazete yazımı yazdım. Ertesi günde İzmir'e gidecektim. 22 Şubat'ta saat 10 gibi filan haberleri izledim ve Cumhurbaşkanı'nın birkaç tane şehidimiz var açıklamasını gördüm. Şimdi tane kelimesi, şehide tane kelimesi kullanılması bana göre doğru bir tabir değil. Bunu kim yaparsa yapsın. Bu cennet vatan uğruna, bu toprakları vatan yapıp canını vermeye göze alan insanları yad ederken düzgün yad etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm tabii ki. Ardındansa bununla ilgili çıkan haberlere baktım. Çünkü açık bırakılırsa, birkaç tane denirse, kaç tane şehit olduğu belli değil. Tabii. Her gazeteci de gazetecilik mesleği gereği bunu araştırır, sorar. Yapmışlar bunu. İlk başta benim gazetem yapmış, Yeni Çağ Gazetesi'nde. Haber olmuş. Ardındansa bizim gazetemizin internet sitesinin genel yayın yönetmeni bunu Twitter sayfasından 6-7 tane maddeler halinde paylaşmış. Döndüm baktım, şehidimizin defnedileceği yerdeki muhtar, resimleri, fotoğrafları, anne adı, baba adı, sokak adı, her şey varana kadar paylaşmış. Şehidin devre arkadaşları paylaşmış. Televizyonda hep görmeye alıştığımız güvenlik uzmanları bunlarla ilgili paylaşımlar yapmış. Milyonlarca kişi, milyonlarca takipçisi olan siteler
internet siteleri, sosyal medyalar, bunlar sosyal medya hesapları, paylaşımlar yapmış. Yani 18'inden 22'sine kadar milyonlarca paylaşılmış, yayılmış, yayınlanmış, açıklanmış. Ben de sadece şehitlerimizin resmini kullandım internette olan. Ve dedim ki şehitlerimizin görev ismi bu. Aynı zamanda dedim görevi de bu. Görevi dediğimde sadece Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan yetkili. Ben böyle biliyorum zaten. Bu tweet'i kahraman yiğitlerimiz dedim. Ve birkaç tane denilmesine, törensiz gömülmesine tepki gösterdim. Şehitlerimizin şehadetini yüceltmek için de kahraman yiğitlerimiz diye de belirterek bir tweet attım. Bir tweet mesajı. Ardından küfürler gelmeye başladı. Ben de avukatıma gönderdim. Ya dedim bir şehit mesajından niye küfür eder insanlar? Bir terslik var dedim. Baktı avukatım Aylin Hanım. Bunda hiçbir şey yok Murat Bey dedi. Ben de önemsemedim işin açıkçası. Ertesi gün uçacağım için hazırlık yaptım. Sonra Twitter'a baktım giremedim. Hesabım ele geçirilmiş. Mail adresime baktım giremedim. Bununla ilgili suç duyurusu da yaptım zaten. Aradan 11 gün geçti. Oda TV bu konu hakkında tören yapıldığını haberini yaptı. Şehidimize tören. Ben tören yapılmadığını biliyorum. Oda TV tören yapıldığını haberini evet. yaptı. Yani doğru olarak da haberdir. Tabii. Bununla ilgili de Barış gözaltına alındıktan sonra, 4'ünde alındı Barış. Barış Terkoğlu. Evet, Barış Terkoğlu. 6'sında ben davet edildim. Gittim ki aynısını anlattım ve o sosyal medya paylaşımlarını gösterdim Sayın Savcı'ya. Ardından tutuklama istemiyle sevk edildim. Mahkeme başkanına gösterdim. Beni tahliye etti. Serbest bıraktı. Adli kontrol şartıyla. Ankara'ya geldim. Kitap fuarındayken işte dönüşte yakalama kararımın olduğunu medyadan öğrendim. Ardından dedim ki ben geliyorum. Ya kaçar göçer adam değilim ki ben. Ben Ergenekon davasında yargılanırken 5 Ağustos 2013 tarihinde karar günü tutuksuz sanık olmama rağmen mahkemeye gidip de o gün mahkemede bulunan sayılı sanıktan bir tanesiyim ben. Mahkemeyi belki de en çok takip eden sanıklardan birisiyim ben. Niye kaçacağım? Ben niye kaçayım? Suçsuz olan bir insan kaçar mı? Ama ne yazık ki bizim yakalanma şeyimiz delillerin varlığı, tanık beyanları ve kaçma şüphesi. Bütün süreç boyunca aynı kelimeleri gördük biz. Şimdi benim hakkımda delil yok. Delil denilen bir tane tweet. Benim hakkımda tanık yok. Tanık var. Bir kişi var. O da TV ile alakalı anlattı. Hülya Hanım'la alakalı ve Barış Bey ile alakalı. Benim hakkımda bir tanık yok. Tanık dediğimizde zaten söylüyor açık açık her şeyi. Zaten aynısında beyan ediliyor. Kaçma şüphesi iki defa kendi ayağımla gelmişim ben. Kendim gelip ifade vermişim. Örneklerini de bahsediyorum ve gazeteciyim. Gazetemin adresi 20 yıldır aynı adreste. Sabit adresi olan adamım. Gazetecilik yapıyorum. Haftanın iki günü bir televizyon programında program yapıyorum. Evet. Bunları anlatıyoruz ama ne yazık ki süreç bu şekilde işledi. Bütün örneklemi kitaplar verdi benim avukatlarım. Kitapçıklar yaptı, belgeledi. Ve bizim cezaevinde tutuklu olmamızın sebebi şuydu. Biz iddianame çıkana kadar MİT yasasıyla yargılandık. İddianamenin çıktığı gün 329'dan yani casusluk suçlamasıyla da yargılandığımızı öğrendik. Bunun sonra niye ortaya konulduğunu da bizim avukatlarımız açıkladı. Bunun sebebi de şuydu. Eğer biz MİT yasasından yargılansaydık Asliye cezada yargılanacaktık ve tutuklanmayacaktık. Ama casusluk işinin içine girince 329 ağır cezada yargılandık ve tutuklandık. 6 ay yattık. Dava sonucundan oldu. Biz casusluktan beraat ettik 329'dan. Casusluk suçlamasından beraat ettik. Ne oldu? Yani bir şeyi yazınca şehit oldu deyince. Evet. Devletin çok... gizli bilgisini açıklıyormuş. Yani şu izleyicilerimiz bilsinler ki ne kadar gazetecilik zor gerçekten. Bu da bahane. Yani bak kılı kırk yarıyorsun yani. Evet. Yani aman yani eğer o kanun işte ne bileyim işte böyle bir de yasalarda çok değişiklikle oluyor. Daha önce mesela böyle bir hüküm yoktu. 2014 yılında bu isim falan konusuyla ilgili. Işte 2015'te hatta evet, itiraz evet. oldu Anayasa Mahkemesi. Onun üzerine gitti. Gündeme geldi. Şimdi bir de az önce ifade ettiğiniz gibi şehit bir kahramanın, bir şehidimizin hakikaten vefatından sonra adını anmak kadar yani ne olabilir ki? Bir de mesela Güneydoğu'da olsun, diğer ülkelerde olsun askerimizin şehit olanlar oluyor. Yani bunların isimlerinin o saatten sonra, vefatından sonra hedef gösterilmiyor. Orada bir hedef olma durumları olmuyor. Ama devlet böyle takdir etmiş veya daha doğrusu mahkeme böyle takdir etti. Ama şöyle bir şey var. Çıkartanlar tabii böyle Saygı bir abi şey sen yaptı. Benden çok daha bu meslekte bizim abimizsin. Biz seni takip ediyoruz. Örnek alıyoruz seni. Sen daha iyi bilirsin ama bakın şöyle bir şey söyleyeyim.
bu toprak uğruna ölen insanlar çok kıymetli. Canı pahasına göze alıyorlar bunu ve bizim rahatımız için. Bu insanlar, ben Adanalıyım, ben Ceyhanlıyım. Bizim topraklarımızda çok şehit verdik biz. O insanlar, şehitler bölünmez diyoruz. Evet, şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Evet, vatan bölünmez, şehitlerimiz ölmez. Biz onları yaşattığımız müddetçe bunlar yaşanır. Ama belirli bir süre sonra ne yazık ki biz unutuyoruz. O insanları unuttuğumuz zaman onun acısını yaşayan sadece o insanın ailesi oluyor. Ailesi dönüp geçmişe baktığı zaman neye bakıyor? O insanın nasıl yad edildiğini, törenine tabii, bakar, tabii. Hakkında çıkan haberlere bakar, gurur duyar oğluyla. Ya da yakınları, doğru, onun çocukları, sevdikleri. Bizim görevimiz de budur. O insan görevi ne olursa olsun bu toprak uğruna can vermiş. O bizim kıymetlimiz, başımızın üstünde taşımamız gerekiyor. Aynen. Evet. Bunu yapmayacaksak biz neyi yapacağız? Bu yaptığımız da bu sadece. Eğer bunu yaptığımız için türlü bahanelerle bu iddia ediliyorsa ben üzülüyorum buna. Üzülmemin sebebi de şu, hukuk katlediliyor. Biz hukukun üstünlüğünü savunmak zorundayız. Kişileri geçin, onlar gelip geçici. Gelip geçici, dönem dönem neler yaşandı bu ülkede? Neler yaşandı ama artık bunları aşmamız gerekiyor. En yakın dönemde, çok yakın dönemde 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında neler yaşandı hep birlikte gördük. Hukukun siyasete alet edildiğinde ne olduğunu gördük. Kim ve öfkeyle hareket edildiğinde ne olduğunu gördük. Ama bunlardan arındık dedik, kurtulduk artık, sevindik, umutluyuz dedik. Şimdi aynısı yaşanıyor. Ben linç edildim medyada. Benim hakkımda bir 15 dakikalık bir görüşme yapılmış. Biz daha görmüyoruz. Bak avukatlarımız bilmiyor. Ben bilmiyorum. Ne görüşmesi bu? İddianameyi bilmiyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Bize bilgi verilmiyor. Gizlilik kararı var. Ben öğreniyorum ki cezaevinde avukatlarım geldi. Koştura koştura geldiler. Murat, sen uluslararası bir haber ajansıyla 914 saniyelik görüşme yapmışsın dediler. 914 saniyelik. Dedim ben böyle bir şey yapmadım. Hiçbir uluslararası ajansla görüşmedim. Türkiye bürosuyla görüşmüşsün dedi. Düşündüm. Kimseyle görüşmedim. Ha dedim, sadece 22'sinde kitap imzalarken Sputnik Radyo'dan Ahu Özyurt'un programına bağladılar. Kitabım hakkında konuştum. O da YouTube'da yayını var dedim. Canlı yayındı. Güldüler zaten. Yazıklar olsun dediler. Biz hemen çıkmak zorundayız dediler. Çıktılar. Yayını da bulmuşlar. Ama ne oldu? Avukatlarım açıklama yapana kadar bütün kanallarda 15 dakikalık sır görüşme. Murat Arel ifşa yapmadan önce yabancı ajanslarla görüşmüş. Böyle ifşa etmiş. Emri oradan almış. Bunların hepsini topladım şimdi ben. Hepsini topladım. Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Nasıl oluyor da gizlilik kararı olan bir bilgi HTS kaydı gidiyor? Nasıl oluyor da masumiyet karinesi böyle yok edilebiliyor? Mansur Yavaş hakkında o kadar iddialar vardı. Ne oldu? Beraat etti değil mi? Şimdi bizim hakkımızda iddialar var. Ne oldu? Onun normal bir görüşme oldu, ortaya çıktı. Mütalada yer almadı. Yer almadı değil mi? Yer almadı. İddianamede suç unsuru olarak yer alan şey mütalada yer almadı. Ama ne oldu? Ben sanki yurt dışı haber ajanslarıyla gizli ilişkiler içerisinde bulunan casusum. O casus yaftasını bize yapıştırdılar. Ama ondan sonra yoklar. Utanmıyorlar da bunu düzeltme haberi de, özür haberi de yayınlamıyorlar. Mahkemeden rica etti benim avukatım Celal Ülgen. Biz dedi suç duyurusu yapıyoruz. Bu kişiler hakkında nerede sorun varsa bulunsun dedi. Tabii. Mahkeme de buna suç duyurusu yapmadı. Peki benim suçsuzluğumu kim koruyacak benim? Hakkımı kim koruyacak? Kim hakkımı koruyacak? Ve böyle bir dönemden geçiyoruz yine. İşte geçmiş dönemlere benzetme sebebimiz de bu bizim. Biz aynısını yaşadık. Ergenekon davaları, kumpas davaları sürecinde de yaşadık. Yaşadık. Aynısını şimdi yaşıyoruz. Ve uyarıyoruz yine. Diyoruz ki bakın yapmayın. Yapmayın. Hukuku temel alalım. Hukuk neyse hukuku uygulayalım. Yapmayın. Murat, mesela o zaman işte Fethullahçı yapıdan, evet, savcılardan, hakimler bu işlerin içerisinde. Bugün böyle şey içerisinde olanlar, bunlar kim peki? Şöyle, ben zaten kitabımda Sarmal'da bunu uzun uzun anlattım. Hı hı. Ve tutuklanmamın tek sebebinin de kitabım olduğunu düşünüyorum ben. Sayın Mahkeme heyeti benimle ilgili bir karar verdi. Ben buna saygı duyuyorum ama kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmeyeceğim de. Üst mahkemelere gideceğiz. İstinafa başvurduk tabii, zaten. Evet. Beraat edeceğimden de eminim. Bununla ilgili belgeleri zaten görecekler. Bunu okuyan, az bir şey hukuk bilen, biz mesela cezaevindeyken bize hukuk fakültesinden mektuplar geliyordu. Şimdi çıktıktan sonra birçok kişiyle konuştuk. Saçmalık diyor ve aynı zamanda iktidar kanadından kişiler bunu söylüyor. Aynen. Saçmalık diyor. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim. Özellikle belli bir kesimde, hani İstanbul işte yapılanması, şu yapılanması, bu yapılanması diyor ya, ben bunu savunmamda da söyledim. Eğer siz hukuka uyup sadece adaleti baz almazsanız, adaletin dışına çıkarsanız ne yazık ki bu tür ithamlarla da karşı karşıya kalırsınız. Mahkemelerimizi töhmet altında bırakmak, niye böyle bir şeye girelim tabii, biz? Tabii ki. O mahkemeler bizim, o hakimler bizim, savcılar bizim, biz onlara güveniyoruz zaten.
Bizim suçsuzluğumuzu, bizim masumiyetimizi onlar karar verecek. Onlar bizi bu suçlamalardan beraat ettirecek insanlar. Haklıyı haksızı ayıracak olanlar onlar. Ama onlar da eğer bu yapılanma, işte daha önce yaşadık FETÖ yapılanmasını, 3908 tane hakim hukuktan, hukuk mercisinden ayrılmış. İhraç edildi. İhraç edildi. Bu rakamın büyüklüğünü düşünebiliyor musun? Hala. Şimdi o boşalan yerlere başka bir yapı girecekse, o başka yapı doldurup kendi işlerine gelmeyen haberleri yapan gazetecileri tutuklayacaksa, ya bunun adı adalet olur mu? Bunun adı hukuk olur mu? Ne farkı kaldı geçmiş dönemde? A gitti, B geldi. B gitti, C geldi olacak. Aynısı devam edecek. Ve biz de bunu uyardık. Savunma da uyardık. Yani karakolda söyleyip mahkemede şaşar durumu değil. Ve gerçeklerle uyguladık. Ve dedi ki bizim sütten ağzımız yandı. Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Yapmayın. Biz yaşadık bunları. Bunun sonrası kötü. Bu eninde sonunda siyasi iktidarlar gelir geçer. Gelir geçer. Ama 10 yıl, ama 5 yıl, ama 20 yıl, ama 30 yıl. Gelir geçer. Neler gelip geçmedi bu ülkede? Sizler yaşadınız Saygı abi. Ondan sonra hukuk gittiği zaman ne yapacağız biz? Kimi devleti görürüz, bir arada tabii. Tutan, milleti bir arada tutan o çimento gittiği zaman, o beton karkaslara vurup yok ettiğimiz zaman biz ne yapacağız? Cumhuriyetin ana temellerinden birisidir hukuk. Biz onu savunamayacaksak, hukukun üstünlüğü diyemeyeceksek, üstünlerin hukukunun var olduğu bir yapı ortaya çıkacaksa biz neyin mücadelesini vereceğiz? Bizi kim koruyacak? Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Onun için zaten bu kadar mücadele altındayız. Şu anda var mı bir şey? Bu çok kesin belgeler olması gerekiyor. Kesin kanaat olması gerekiyor. Benim kanaatim bu. Var hı-hı, olduğunu düşünüyorum anladım ben. Ama bu yargılamadan da ben beraat edeceğimizi düşünüyorum. 4 yıl 8 ay aldım. Arttırılarak bile ceza aldım ben. Murat, oraya geleceğiz. Şimdi mesela cezaevimde bir taraftan da hani ister istemez savunma hazırlıklarınızı da falan da yapıyorsunuz değil mi? Avukatlar veya siz kendiniz de bir takım notlar yazıyorsunuz avukatlara verilmek üzere. Mesela girdiğinizde, çünkü en çok şikayetçi olunan konulardan birisi şu. Ya iddianame geç hazırlanıyor. Evet. İddianame hazırlanmıyor. Bu konular çok konuşulur ve genelde hala da konuşulur. Böyle sizin iddianame baktığımız zaman hayli erken hazırlandı diye sayılır. Yani mevcut konuma göre, diğer davalara göre. Bunu neye bağladınız ve bu iddianamenin sonucunda ya da tutukluk sürenizin daha uzayacağını bekliyor muydunuz? Ya işte, yani en azından ne kadar sürede siz hakim önüne çıkacağınızı tahmin ediyordunuz? Bu bir siyasi dava. Biz böyle nitelendirdik, baştan koyduk. Hukuki dava olmuş olsaydı zaten tutukluk falan da söz konusu olmayacaktı. Hukuki dava olmadığı için biz bunu siyasi dava diye konumlandırdığımızda bunun süresini de öngöremedik işin açıkçası. Sağ olsun avukatlarımıza da bunu söyledik. Onlar da hukukun yanında olduğumuzu, işte hukuki mücadelemizi vereceğimizi söyledi. Adım adım gittik biz. Adım adım. Her şeyde bir aşama daha açtık. Her mücadelede bir aşama daha açtık. Tabii bu kişiye göre değişir. Çabuk hazırlandı, uzun hazırlandı. Cezaevinde olan bir adam için çok uzun süre. Tabii çünkü ki uzun bir saat, süre. O bir anlamda, yıl gibi geliyor. Anlamda. Evet, o anlamda ama söyledim zaten. Daha önceki örneklerine bakacaksanız da utanıyorum bunu söylemekten ama hani kısa mı? Belki kısadır. Ama şöyle bir şey var. Mahkeme süresinin pandemi konumu çerçevesinde çabuk verildiğini söylediler. Herhalde hukukçular bizden daha iyi biliyordur. Ama mesela Müyesser Yıldız hala iddianamesi olmadan aylardır cezaevinde. Evet, onun için söylüyorum zaten. Müyesser abla hala şeyler. Niye bir kişi, bir de hatta şeydi, 2,5 kişiyim ben diyor. Bu iddianamenin topyekunu diyor, 2,5 kişiyim diyor. 2 kişi ya da 3 kişinin olduğu bir iddianame niye bu kadar aydır tutulur? Ne, belirli olan yazılar da belli. Suç konusu diye teşkil edilen, iddia edilen yazılar da belli. İddianame niye 2-3 ay bekletilir? Hani bir an önce zaten Müyesser abla yargılamayın beni demiyor ki. Yargılayın. Tutuksuz yargılamak varken niye tutuklu yargılanıyor? Sonucunda biz çıkarız, mücadelemizi veririz. Ceza verilirse bunun da mücadelesini veririz. Ama bir hüküm verilirse, o hükmü de mecburen çekmek zorundaysak çekeriz ama bunun karşısında itirazlarımızı da ederiz. Tabii, anlatırız. Tabii, hukuki yasal yollarınızı kullanırsınız. Tabii ki. Olacak da budur. Türkiye Cumhuriyeti'ne kanıyla canıyla bağlı olan insanlarız. Ben diyorum ki Kemalist Türk genciyim ben diyorum. Bunu gururla söylüyorum ve diyaframımdan gelip böyle gururla haykırarak söylüyorum bunu. İsteseler de bunu yaptıramazlar bize. Biz bu vatanın en büyük korumasıyız. Mustafa Önsel'in çok sevdiğim bir lafı var. Gazeteciler bu ülkenin ak yuvarlarıdır. Gazeteciler bu ülkenin ak yuvarlarıdır. Altı çok dolu bu lafın. Çünkü mikroplar girmeye çalıştığı zaman kimler mücadele eder vücutta? Ak yuvarlar mücadele eder. Gazeteciler de devlete girmeye çalışan mikropları yok eden ak yuvarlar gibidir. Görürler bunu, yazarlar. İşte Oda TV'deki yazarlar tutuklandı.
Oda TV'deki işte bu tarikatlardaki, cemaatlerdeki bütün şeyleri ortaya çıkardı. Oradaki tarikatta alınan kişinin ilk korktuğu şey ne? Aman beni Oda TV ile Sözcü'nün diline düşürmeyin diyor. Evet. Oda TV Sözcü olmazsa, gazeteler olmazsa. Mustafa Önsel'in de kendisiyle tanışmamız şöyle oldu. Bir arkadaşım aradı. Ya dedi, o arada Balyoz davası, biliyorsunuz bunların ki. Balyoz'dan dedi, o arada hemen hemen çoğu teslim oldu. Şey, cezaevine girdi. Mustafa Önsel dedi, diye bir arkadaşın sana gelecek dedi ve şeylerini anlatacak, sıkıntılarını. Mustafa Önsel gazeteye geliyor. Bu arada hakkında yakalama kararı da var. Önsel geldi, anlattı, ben not alıyorum. Şimdi tabii ki genelde böyle subayların falan ismiyle pek evet. yazmayız. Yani sıkıntı olmasın falan diye. Sonuçta daha subay o. İsmiyle yazmayız, emekli falan da değildi. Dedim ya şey Mustafa Bey dedim, bunları sizin adınızla dedim, yazabilir miyim dedim. Tabii dedi, yazabilirsiniz. Ben bundan sonra biraz sonra biraz daha cesaretlendim. Ya Mustafa Bey dedim. Şimdi dedim bir de fotoğraf çeksek olur mu dedim. Bir daha gazetecilik adım adım gidiyorsun. Tabii ben işime bakıyorum orada. Tabii dedi, olur dedi. Beraber fotoğraf çektik. Şeyle ilgili işte haberle ilgili haberin şey olarak, fotoğraf olarak samimiyetle söylüyorum. Öyle dışarıya çık, şey kendisini uğurladım. Asansöre bindi. Asansöre kapısını ben açtım, ben kapatırken. Ya o anda gözümün önünde Mustafa Önsel'in cezaevine sanki böyle kendi ellerimle tıkmış gibi şey yapıyorsun. O anda o duyguyu yaşıyorsun. Kulaklar çınlasın. Kendisini kadar, çok seviyoruz. Ne kadar dürüst ve onurlu bir adam tabii, değil mi? Tabii tabii. Sağ olsun cezaevinden de yazardı. Kitaplarını yazmaya başlamıştı. Kitaplarını hakikaten cezaeviyle ilgili giren subayların hakikaten çok önemli tarihe not düşecek eserler eli. Evet. Her birinin de önemli eserler oldu. Ali Türkçe'nin kitapları da tabii, öyleydi. Tabii tabii. Gerçekten o kadar çok sayıda hepsi de birbirinden kıymetli eserler ortaya çıktı. Tabii ki dileriz onlar böyle bir daha ülkemizde öyle olaylar yaşanmaz da bunlar yazılmaz. Ama şöyle konu. Bir şey var Saygı abi. Mesela ben savunmamda da söyledim. Daha önce ismini vermeyeceğim bir kanalda AKP'deki bir yetkili genç bir arkadaş çıkıp bir kelime kullandı. Biz dedi Kemalistlerle işte FETÖ'cüleri birbirleriyle vuruşturduk diye bir kelime kullandı. Bu minvalde bir açıklama yaptı. O vuruşturduk ya da çarpıştırdık dediği yerde, o tam kelimesini hatırlayamadım ama bu dediği noktada tam da kumpas davaları başlıyor. Tam da kumpas davaları başlıyor. Ve o kumpas davaları sırasında o övünerek anlattığı şeyde Yarbay Ali Tatar, Aziz Çakmak, Murat Özenalp, Türkan Saylan, İlhan Selçuk, bunun Emcet Olcaytu, aynı zamanda Kudüs'ü Okkır, bunun gibi birçok vatansever can verdi o davalarda. O vuruşturma dediği yerlerde can verdi bu davalarda ve ismini daha hatırlayamadım onlarca insan. Şimdi ben cezaevindeyken şunu düşündüm. Dedim ki ya acaba yine birileri vuruşturuluyor da yine bedeli biz mi ödüyoruz? Çünkü o vuruşturma dedikleri anda, çarpıştırma dedikleri anda biz Ergenekon'dan yargılanıyorduk. Şimdi tekrar yargılanıyoruz. Ve o davalarda yine kumpas davalarında yargılanan 3 kişi yine bu davalarda yargılanıyor. Müesser abla o davalarda yine cezaevinde yattı, yargılandı. Şimdi biz yine yargılanıyoruz, yatıyoruz. Hani insanın aklına da böyle şey geliyor. Yine hangi ekipler vuruşuyor ki biz yine cezaevinde yatıyoruz? Çünkü niye? Biz Kemalistiz. Ben Kemalistim. Bunu gururla söylüyorum ben. Bunu söylediğimiz için yine mi acaba cezaevinde yatıyoruz? Çünkü eğer buysa sebep ve mahkeme başkanına da söyledim bunu. Buysa ben gurur duyarım. Amaç eğer benim yazdığım yolsuzluk yazılarıysa yine gurur duyarım. Yazdığım kitapsa yine gurur duyarım. Çünkü hepsi belgelidir bunların. Hepsi duruştur bunların. Geleceğe dair yapmamız gereken uyarılardır, ikazlardır. Gazeteci başka ne yapar ki? İşte gazetecinin bütün savunma mekanizması bu. Namusu bu. Savunacağı şey bu. Tabii ki, kalem. Tabii haklısın Murat. Murat, cezaevi günlerinde ben cezaevine girmeden önceki halini biliyorum böyle daha yiğittim, baba yiğitti öyle diyelim. Şimdi biraz sanki kilo mu verdin? Ne yaptın cezaevine? 17 kilo. Nasıl, niye verdin o kadar? Ya dışarıdayken spor yapıyorsun desek cezaevinde nasıl spor yapıyordun? Cezaevi dışındayken ben protein ağırlıklı besleniyordum. Cezaevine girdiğimde ne yazık ki yemekleri konusunda infaz koruma yasası çıktıktan sonra özellikle değişiklikler oldu. Ne gibi? Ya şöyle, yemeklerin listesi değişti galiba. Bizim gözlemlediğimiz, tam bilmiyorum ama her öğünde pilav çıkmaya başladı.
pilavın yanındaki diğer ürünler hep aynı tekrar oldu. Belirli şeyler var. Tabii ki gıda mühendisleri bunlarla ilgili belirli bir protein, belirli bir alacağınız gıda takviyesini belirliyorlardır. Yani o oranlar bellidir. Ama ne yazık ki kullanılan ürünlerin ben kaliteli olduğunu düşünmüyorum. O yağ kullanılan yağın kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yiyemedim ben. Yiyemediğim için de kantinden sadece kraker aldım. Kraker yedim. Peynir, süt ürünleri yedim. Bunlarla zaman geçirmeye çalıştım. Mesela orada en fazla yediğim karbonhidratı erişteden sağlıyordum. Erişte olduğu zaman yiyordum. Ama dışarıdaki beslenmeniz içeriye uymadığı zaman da hızlı kilo veriyorsunuz ve kastan gidiyor. Hem yağdan hem kastan gidiyor. 17 kilo verdim. İki beden küçüldük. Evet. Murat içeride spor falanla yaptım. Yapabiliyor muydu? Ben hem de size şöyle söyleyeyim. Çamaşır ipi veriliyor. Belki de bundan sonra kötü olacak bunu anlatmam ama. Çamaşır ipi veriliyor çamaşırınızı asmanız için. Ben onların ucuna, çamaşır ipinin ucuna 3 tane 5'er kiloluk su damacanası taktım. Yukarıya bağladım. İşte karın kas hareketi yapıyordum onunla. Çamaşır filesi vardı. Onların içerisinde gazeteleri doldurdum. Islattım onları. Biraz daha sertleşti. Onunla kum torbası yapıyordum. Koşabildiğin işte 3-4 adım atabiliyorduk orada. Koşabildiğin mertebede koşuyorduk, yürüyorduk. İçeride çok basit hareketler, yüzeysel hareketleri yapabiliyorduk. Sporla zinde kalmaya çalışıyorduk orada. Barışlar da yaptı aynı şeyleri. Mümkün olduğunca yapabildiğimiz kadar spor yapmaya çalıştık ama işte dışarıdaki gibi. Peki şeyler ne? Barışlarla hiç haberleşme imkanınız oluyor muydu? Hiç. Sadece avukatlara gidiş gelişlerde Malta dediğimiz bir yer var. Koridor, cezaevlerinin ana koridoru. Orada bazen karşılaşıyorduk, bazen de görüşte. Yüzümüzü orada görüyorduk. Bazen de işte her sabah, ya orada şöyle bir şey oluyor Saygı abi. Hangi cezadan yatarsanız yatın, hangi suçtan yatarsanız yatın. Dışarıda birbirinizi parçalayacağınız insanlar, içeride muhtaç hale geliyorsunuz. Biz çok şükür öyle bir sorunumuz yok ama barışlar benimle arasında birer koridor boşluk vardı, birer koğuş boşluk vardı. Mesela barışların sesini ilk başta ben duyuyordum çünkü en baştaydım ben. Benden sonraydık. Avukata giderken mutlaka benim koğuşumun önünden geçiyordu. İyi misin Barış diyordum. O da sağ ol iyiyim sen nasılsın diyordu. İyiyim diyordu. O mesajlaşma yani sadece bu barışma bizim için çok büyük kelime anlamı ifade ediyordu. Yani sizinle oturup 3 saat sohbet etmemiz oradaki bir kelimede saklıydı. Barış iyi. İyi mutluyum diyordum. Yani Barış iyi. Sağlığı da iyi. Direnci de iyi. Diğer Barış'la aynı şekilde olabiliyorsa. Çünkü avukatlar geldiği zaman hep her gün hemen hemen görüş vardı. Mutlaka sesimizi duyuruyorduk birbirimize. Günde bir defa da olsa bu duyuru yapabiliyorduk. Çünkü merak ediyoruz. Mesela Terkoğlu gittiğinde ya çok kötü. O mesela tahliye kararı çıktı Terkoğlu'na. Bize de tutukluğa devam kararı çıktı. Aynı arabada geldik cezaevinde. Duruşmadan sonra. Barış mutluluğunu yaşayamadı. Biz üzüntümüzü yaşayamadık. O mutlu olsa bizim üzüleceğimizi düşündü. Biz üzülürsek onun mutluluğunu engelleyeceğinizi düşündük. Çıkaramadık. Ya sarılamadık. Yani hani Barış'ın mutluluğunu sevmek için yaptık. Barış gülmedi bile. Ve çok üzgünüm dedi. Yani. Çok üzgünüm dedi. Dedik ne üzülüyorsun ya biz seviniyoruz. Yani buradan tahliye var. Çıkıyoruz buradan. Tahliye var artık bunun devamı gelecek. Sen diren dışarıda bizim adımıza da mücadele et. Kızma sarı dedim. Barış hakikaten dışarıda yani mücadelesinde her zaman ben yaptı. Çok seviyorum. Terkoğlu'nu çok İçeride seviyorum. De yaptınız. Aynen, hepiniz aynen. Yani. İçeride de yaptınız. Dışarıda da yaptınız. Ya biz dedik ki biz sizlerden gördük Saygı abi. Gazeteciliğin onuru vardır. Gazeteciliğin bir duruşu vardır. Gazeteciliğin geçmiş dönemlerde benim de kutup yıldızı olarak örnek aldığım Uğur Mumcu'nun bir lafı vardır. Gazeteciysen eğilmeyeceksin. Eğileceksen gazeteciyim demeyeceksin. Bu kadar nettir. Tabii. Murat, kısa bir reklam aramız olacak. Tamam. Evet, kısa bir reklam arasından sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazeteci Murat Ağrı ile sohbetimiz devam ediyor. Murat Ağrı'nın daha önce cezaevine girdiğini, sonuçta 6 ay cezaevinde kaldığını, mahkumiyetle sonuçlanan bir cezası olduğunu ifade etmiş olalım ve kaldığımız yerden de devam edelim. Murat şimdi gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini gerçekten rahmetli Uğur Mumcu abimizin sözleriyle anlattın. Şimdi baktığın zaman şöyle geriye baktığın zaman evet gazetecilik zor, çileli bir meslektir. Kesinlikle. O da yine meslek büyüğümüz Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Sedat Simavi der ki gerektiği zaman kalemini kır der ama satma derler. Evet.
Şimdi hakikaten bu dönemde gazetecilikte hakikaten zor yani. Geçmiş dönemlerden falan çok farklı bir gazetecilik yapıyoruz. Sen nasıl zorlanıyor musun? İşte önemli yolsuzluk konularına giriyorsun. Kitaplarında bu konuları işliyorsun Murat. Her kitabın maşallah ses getiriyor. Sağ olun. Her konuyla ilgili bazılar, yani bizler belki okuyucularımız çoğu bilmez ama gideriz mahkemelerde yargılanırız. Yani mahkemelerde yalnız adam olursunuz. Yani etrafınızda sadece kimse olmaz. Ya ailenizden bir iki kişi olur. Ya işte gazeteden bir iki arkadaşınız olur. Yapayalnız insanlarız böyle baktığınız zaman. Ama dışarıdan baktığınız zaman helal olsun, ne güzel yazıyorsun, aslansın, kaplansın derler ama bir de böyle bir var. Aileler de etkileniyor ister istemez bir şeyler. Mesela bu cezaevi sürecinde, ceza öncesi, yargılandığın günlerde eşinin durumu nasıldı? Ya çok zor süreçler geçirdiler. Ben mesela daha önce oğlum Ergenekon davasında yargılanırken gözaltına alındığımda 3 yaşındaydı. Beraat ettiğimde 15 yaşındaydı. O kadar sürdü. O kadar sürdü. Şimdi 16 yaşında, o biraz daha alışık artık bu şeyi biliyor. Kızım 8 yaşında, o çok etkilendi. O biraz daha düşkün bana. Çocuklar çok etkileniyor ve anlatamıyorsunuz da. Çünkü onlara biz neyi anlatıyoruz? Devlete bağlılığı, hukuku, insan haklarını anlatıyoruz. Şimdi karşısındaysa babasına uygulanan bir hukuksuzluk var. Ve bunu daha düzgün cümlelerle anlatmaya çalışıyorsunuz. Zorlanıyoruz tabii ki. Eşim çok zorlandı, ailem çok zorlandı. Onları bu süreç içerisinde, tabii içeride biz belirli bir kısmını biliyoruz. Bize yansıtmıyorlar. Ama dışarı çıktığınız zaman o insanların çok yorulduğunu görüyorsunuz. Ve üzülüyorsunuz tabii ki. Hak etmedikleri şeyleri yaşıyorlar bizim yüzümüzden ama bu da artık gazetecilerin çocukları böyle olgunlaşıyorlar, böyle büyüyorlar. Ülkemizde ne yazık ki bu. Başka ülkelerde gazeteci çocukları ya da gazeteciler ödüllendirilirken yazdığı yazılardan dolayı bize ödül olarak cezaevleri çıkıyor. Yolsuzluk yazıları yazmaktan asla ben imtina etmedim. Devam da edeceğim çünkü. Ben halkın yanındayım. Çünkü ben gücümü de sadece halktan alıyorum. Tabii. Halkın derdiyle dertleniyorum. Zaten gazetecinin yapması gereken de budur. Ben rahat edemiyorum. Mesela devlet şu anda iliklerine kadar sömürüldüğünü düşünüyorum. Kemiğindeki ilikler çekilene kadar sömürüldüğünü düşünüyorum. Kamu mallarının ve aynı zamanda kamunun var olan bütün gelirlerinin düzgün şekilde harcanmadığını, usulsüzlükler yapıldığını, yolsuzluklar yapıldığını, hırsızlıklar yapıldığını söylüyorum. Ve bunu da belgelerle ortaya koyuyorum ben. Bunları yazarken yazdığım kişiler hakkında dava açılacağına, ben yazdığım için bana dava açılıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz biz. Ama ve her seferinde kendime şunu soruyorum ben. Urfa'da hep bunu çok örnek veriyorum, bilerek örnek veriyorum bunu. Urfa'da 12 yaşındaki Zeynep'in -12 derecede ayağında terlikle okula gitme mücadelesini ve o gözündeki inancı gördükten sonra ben vazgeçmem. Mavi Çeşme'nin Konya'nın Ereğli ilçesindeki 40 günlük çocuğunun soğuktan donarak öldüğünü görüp de o yolsuzlukları yazmamak beni rahatsız eder ve ben yastığımda kafamı rahatça koyamam. Şimdi buradaki şey ne? Bu çocukların hakları başka kişiler tarafından yeniliyor. Onlar için çok büyük paralar olan 15-20 liralık yemiyelerden bahsediyoruz, bu insanlar çalışıyor. Bütün yıl boyunca ya da bütün hayatları boyunca kazanacağı para başkalarının sadece jacuzzilerine vermiş olduğu parayla sınırlı. Onların umurunda değil. Ama niye devletin malını istedikleri gibi harcıyorlar? Niye? Sadece onun dayısı, onun akrabası, onun damadı, onun siyasi partisine kayıtlı, bunun siyasi partisine kayıtlı. Kimse yapamaz bunu. Bu halkın parasını kimse yiyemez. Yiyorsa da hesabını vermek zorunda. Bunun hesabının da sorulması gerekiyor. Gazeteci de bir şekilde kamuya görevi, kamu görevi vardır. Ve bunu da bilgilendirmek zorundadır. Aynı zamanda hukuka da yardımcı olmaktadır. Bir şekilde de denetleyici görevi vardır ve şeffaflığı öne çıkarmaktadır. Aynen, bunu yapmak zorunda gazeteci. Öyle de işte. Ne yazık ki başınıza da bunlar geliyor yazınızda. Başına geliyor. Ama eğer bunlardan dolayı başımıza bir şey geliyorsa yapacak bir şey yok. Bunu yazmak zorundayız. Ve ben bu yola çıktığımda kendime söz verdim ve bu sözü tutacağım. Bu sözü tutacağım ve bunu yazmaya da devam edeceğim. Ben cezaevindeyken dahi yolsuzluk yazıları yazdım Saygı abi. Evet, evet. İçeride Sayıştay raporlarını istedim. İçeride rapor okudum. Şimdi isimlerini vermeyeceğim ama içeride mesela ilk girdiğim günden sonraki bütün gazetelerin hepsini topladım ben. Atmadım hiçbirini. Hepsi sıra sıraydı. Aynı zamanda raporlar geldi. Raporlar bayağı kalabalıktı. İnfaz korunma memurları diyor ki, abi diyor, sen burayı sahafa çevirdin diyor. Mesela bir gazete var. Gazete abi alabilir miyiz senden biraz diyorlar, lazım oldu içeride diyor. Ben gazete veriyordum onlara. İçeride bu konuma geldik. Çünkü
Hep biriktiriyordum onları. Gazete kağıt israfı olmasın diye bana gelen sayfaların arkalarını çeviriyordum. Onlara notlar alıyordum. Her şeyi düşünmek zorundasınız. Ya biz bu ülke çok zengin. Saygı abi, gerçekten çok zenginiz. Gerçekten bizim imkanlarımız çok fazla. Ama eşit dağıtılmıyor. Doğru dağıtılmıyor. Buradaki dağıtım da göz önüne alındı. Belli müteahhitler, kendilerine destek verecek belli sermaye grupları ve kendilerinin partidaşları, akrabaları, eşleri, dostları, bunların yöneticilerinin haberinin olması gerekiyor. Sayıştay bile şu anda düşün ki yazabiliyor ama tam anlamıyla yazamıyor. Ben yazamadığına inanıyorum ama elinden geldiğince mücadele ediyor. Oraya koyduğumun altını biz doldurmaya çalışıyoruz. Ben resmen iğneyle kuyu kazıyorum. Bir oradaki bulgunun etrafında defalarca gidip araştırma yapıyorum, soruşturuyorum. Belge bulabilirsem belge bulamazsam haberin kendisinin muhatabına gidip sorular soruyoruz. Bunu da kamuoyuna anlatmak zorundayız. Giden her bir kuruşun hesabını vermek zorundayız. Murat, çok zor oluyor ya. Geçenlerde biliyorsun Giresun'da bir sel felaketi yaşandı. Evet. 14 vatandaşım, 5 asker 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay. Menfezin şimdi, inşaatı. Ya mesela yazmışız bir yıl önce, diyor ki bu menfezin altı boşalmış, biz sel halinde burada felaket olur diye. Evet. Biz siyasi CHP'nin CHP'li il genel meclisi üyesi, evet il genel meclisi üyesi, belediye il genel meclisine bilgi sunuyor. Fotoğraflarıyla beraber bilgi sunuyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Şimdi 5 askerimiz orada şehit oldu. Allah aşkına. Sözü edilen yer o menfezin olduğu yer. Burası yıkılacak, altı boşalmış denilmesine, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla il genel meclisine gösterilmesine rağmen. Şimdi bunu 5 askerimizin orada şehit olmasını yazmayacak mısınız arkadaş ya? Aynen. Yani bilemiyorum, yazdığınız zaman hedef oluyorsunuz. Yazdığınız zaman bazı siyasiler sizin üzerinize demedik laf bırakmıyor. Ahlaksızlığımızı, namussuzluk bilmem ne, çok ağır hakaretlerle diyor. Ve kendilerine zannediyorlar ki, bak bize, bu da son derece önemli. Kendilerine böyle hasım olduğumuzu, düşman olduğumuzu zannediyor. Vallahi de, vallahi billahi de, tillahi de. Bizi böyle görüyorlar, ben düşman görüyorlar. Ben kendim için söylüyorum. Vallahi de, billahi de, tillahi de. Kimseyle, gazetecilik hayatımızda bizim kimseye düşmanlığımız olmaz. Hatta o kadar şeye dikkat ederim ki, ya birisiyle ilgili bir şey varsa, bir böyle bir geçmişte yaşayan, onunla ilgili haber yazmamaya da çok özen gösteririm. Zorunlu olmadıkça da yazmam yani. Ama belgesi, bilgisi var ya, yazmayalım arkadaş ya. Şimdi geçenlerde bir yerde ihale oluyor. 2,5 milyon Muhammed Bedel'den fazla veriyor. 2,5 milyon. Ya bunda kamu yararı yok. Kamu zararı verdiğini ihale iptal ediliyor. İkinci bir ihale yapılıyor. 1 milyon fazla veriliyor. Bunda kamu yararı yok. Muhammed Bedel'den üzerinde 1 milyon istendi. İptal ediliyor. Üçüncü ihale yapılıyor Murat. Üçüncü ihalede yeni bir firma 10 milyon daha fazla istiyor ve 10 milyon fazla veren Muhammed Bedel'den alabilir mi? Şimdi yazıların artık altını öyle yazın. Ya daha bunları da yazmayalım mı diyorsun ya? Yazdığımız zaman da böyle işte hakaretlerle, şunlarla, bunlara karşılaşıyoruz. Ve ben 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Samimiyetle söylüyorum. Bu kadar böyle hakaretlerin, bilmem nelerin, tehdit altında olmanın, gazeteciliğin tehdit altında olduğu zor bir dönemi yaşıyorum ben şahsen. Kesinlikle. Ya şöyle, zaten bu belki acı bir şey ama itiraf etmek gerekir. Tehdidin, hedef gösterilmenin, lincin, itibar suikastinin, küfrün ya olağanlaştığı ya da kabul edildiği, alışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz ama ya düşünüyorum, diyorum ki mesela bir panele gittim ben. Panelden sonra bir hanımefendi geldi yanıma. Ben sizi dedi televizyonlarda izledim. Canlı dinlemek istedim. Buraya geldiğinizi duydum. Yüzle de görmek istedim dedi. Anlattıklarınızda dedi ben hayret ettim dedi. Bunlar doğru mu dedi. Şimdi dedim ki hanımefendi, ya dedim bakın bu yazdığım kitap tamam belgeli. Belgeli, buyurun okuyun dedim. Ben bunu da size hediye edeyim. İçerisindeki bir tane belge zaten Sayıştay raporları var. Sayıştay bu ülkedeki kurumları denetlemek üzere kurulmuş, evet, bir kurum. Bakın burada her şey yazıyor ve buradaki yapılan yolsuzluk sizin çocuğunuzun geleceği, sizin geleceğiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben evlere temizliğe gidiyorum dedi. Peki ne kadar para kazanıyorsunuz? Şu kadar. Bakın dedim size bir tane göstereyim. Açtım gösterdim ve en küçüğü. Bir tane vakfın çatı katı yapılmış. 1,5 milyon lira para harcanmış. 1,5 milyon lira. Şimdi dedim size 1,5 milyon lirayı ne kadar yılda kazanırsınız? Sizin evinizin çatısını gelip yapıyorlar mı dedim.
Hayır. Peki niye yapıyorlar bunu? Siz bu paranın, sizden kesilen vergileri, siz bir vakfın gidip çatısını yaptırın diye mi yaptırıyorsunuz? Yol yapılsın, köprü yapılsın, su yapılsın, size hizmet verilsin diye veriyorsunuz belediyeye. Ama belediye gidip bir vakfın sadece kendi görüşünde olduğu için gidip çatısını yaptırıyor. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Evet haklısınız. Ama ben bunu dile getirirsem tutuklanırım diyor. Sizi niye tutuklasınlar dedim. İşte biz gazeteciyiz. Bunları dile getiriyoruz sadece. Tabii, sizin öğrenmeniz için, bilmeniz bizim için. Yaptığımızda halk adına bir denetim. Sizin adınıza yapıyoruz. Onun adına yapıyorsun yani. Kesinlikle onun hakkını savunmaya çalışıyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ve bu ülke yoksa bizim... ihalede bilmem filanca bilmem almış işte şu ya kadar düzgün almış insan ben ne kamu yararı olmuş. Atıyorum tabii. Size 20 liralık işi devlet 15 liraya yaptırmış. Tabii. Kim ne karışır? Tabii ki, tabii. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tabii aynen öyle. Murat şimdi cezaevinde mesela o telefon görüşmeleriniz falan nasıl oluyor? Haftada bir defa 20 dakikaydı. Yani son bu... Haftada bir defa? Evet. Cezaevi yasaklarında diyeyim işte bu pandemi dolayısıyla var olan yasaklardan dolayı 20'şer dakikaya sınırlandı ve bir defa. Pazartesi günüydü bizim günümüz. Hmm. Herkesin ayrı bir günü vardı. Bizim koridorun pazartesi günüydü. Aralıklı saatlerdi. Benimki 11.30'tu. Barış'ınki 12'ydi. Diğer Barış'ınki 12.30 gibiydi böyle. Bunu neler konuşulur Murat? Cezaevinde telefonla. İzleyenler de bana yazıklar olsun sana diyecek ama mesela çocuğunuzla özlem gideriyorsunuz. Babanızla özlem gideriyorsunuz ailenizle ve endişe duyuyorsunuz. Çünkü virüsten dolayı onlardan haber almak çok zor. Tabii. Paniğe kapılıyorsunuz. Onlardan haber aldıktan sonra eşimle görüşürken ya senden şunu rica ediyorum, avukatlarla gelirken gönder şunu. Hep istediğim de yazı, haber. Bunlarla ilgili şeyler, bunlarla ilgili bilgiler istiyorum. Çünkü içeride gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Tek irtibat kaynağım da orası. Haftada bir günlük 20 dakikalık şeyde bencillik yapmam gerekirken aileme karşı. Gazetecilikte 10 dakikasını gazeteciliğe ayırıyordum, 10 dakikasını aileme ayırıyordum. İçeride de mesleğimi yapmaya çalışıyordum. Çünkü neticesinde avukatlar sağ olsun o bilgileri getiriyordu. Ben içeride haber yapıyordum, tekrardan gönderiyordum. Bir haberi hazırlamam, bir yazıyı yazmam. Neredeyse 10 günü buluyordu. Size ulaşması, gazeteye yazılması, basılması 10-12 günü buluyordu. Daha çok ailemle görüşmem gerekirken ne yazık ki haklarını yedim onların. 10 günlük, 10 dakikalık süreyi gazeteciliğe ayırdım ben. Başka da hakkımız yoktu işin açıkçası. Ailemin görüşü vardı. Bir ara yasaklandı biliyorsunuz. Pandemi nedeniyle mi yasaklandı? Evet, pandemi nedeniyle yasaklandı. Açık görüş zaten yoktu. Cam arkasından görüş. Avukatlarla da çok uzun bir süre öyle görüştük biz. Sonra yine cam değil ama arada naylon vardı. Naylonla görüşüyorduk karşılıklı. Hmm. Süreç böyle gitti. Cezaevi koşullar nasıldı? Böyle genel olarak baktığınız zaman. Ya, cezaevi dediğiniz zaman zaten hiçbir zaman iyilik bekleyemezsiniz. Saygı abi. Nedir? Esaret altındasın. Eğer ya şöyle biz kendimizi öyle bir konumlandırdık ki oranın sanki sadece bir çalışma ofisimizmiş gibi biz orayı nitelendirmeye çalıştık. Çünkü kabullenmedik orayı ve kabullenmeyecektik de. Bir gazetedeki yazı yazdım. Normal masa gibi düşündük orayı. Ve bütün yazılarımızı okuyarak, bilgilenerek yazmaya çalıştık. Yine bulmaya çalıştık. Mesleğimizi icra etmeye çalıştık. O yüzden de şartları biz kendimize uydurduk aslında. Oranın şartlarına uymaya çalışmadık. Şartları kendimize uydurduk. Gelen her şeye tepki versen de, bağırsan çağırsan da sonucu değiştirir mi? Hayır. Biz de onlara direnmeye çalıştık. Uymamaya çalıştık. Uymamaktan kastım isyan etme falan değil. Var olanı tercih etmemeye çalıştık biz. Ve neticesinde de dik girip dik çıktığımızı düşünüyorum. Cezaevinde mesela şeyin merak devamlı şey gece ışıkları yanar mı? Yanıyor. Devamlı yanar devamlı değil mi? Yanıyor. Gündüz gibi. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Bir ara 14 gün uyuyamadım. Revire yazıldım. Uyuyamıyorum yani. Işıkta. Işıktan. Saat 2 gibi falan ancak işte zorluyorum kendimi. Saat 4.30-5 gibi tekrar uyanıyorum. Uyanıyorum dedim. O dönemde biraz dalıyorum, geri uyanıyorum. 10 saatten sonra da işte sayım olacak. Dolanıyorum tekrar yatmak için falan. Baktım olmayacak. Revire gittim. Uyuyabilmek için ilaç rica ettim. Bir sakinleştirici verdiler. Bu sefer onunla da uyuyamadım. Bu sefer uykunu alamayınca da o da farklı reaksiyonlara sebebiyet verdi. Sonrasında daha dozu arttırıldı. Birkaç gün yattım, oh dedim artık. Mahkeme gününden önce mesela uyumam için ilaç verildi. Ben uyuyamadım. Mahkemeye giderken 3 günlük uykusuz şekilde gittim. Ben alıştım artık orada. Hatta göz altlarım şişti o yüzden dolayı. Cezaevi sürecinden sonra da uyuyamadım. 5-6 gün evde yine uyuyamadım. 1-2 saatlik böyle kısa kestirmelerle geçti. Daha yeni yeni toparlıyor. Bunlar olacak şeyler. Normal. Ben bunları dert etmiyorum. Kiloyu tabii, dert etmiyorum. Tabii, çünkü tabii, önemli tabii. Olan orada
inancınız, sağlıklı çıkmak. Sağlıklı çıkmak. Sağlıklı çıkmak. O konuları dert, sağlığı, kiloları falan dert et, sağlığı dert ediyorum ama kiloları falan dert etmiyorum. Gayet iyiyim, gayet sağlıklıyım, inancım yerinde, kararlılığım yerinde. Girmeden önce ne yapıyorsam şimdi aynısını yapıyorum. Anlıyorum ki daha çok çalışmamız lazım. Daha inançlı, daha kararlı çalışmamız lazım. Ben bunu belki çok tekrarlıyorum ama bilerek tekrarlıyorum. Çünkü Saygı abi, ben Kemalistim. Son dönemde 80'den sonra özellikle hani işte Kemalistlikle Atatürkçülüğü ayırdılar ve Atatürkçülüğe bir şey diyemiyorlar, onun için de Kemalistler şu anda vuruluyor ya. Evet. Sağdan sola yatırılıyor, Kemalistler şöyle, Kemalizm böyle diye. Ülkemizin resmi ideolojisini bilmeyen insanlara karşı bunu özellikle altını çiziyorum. Bizim görevimiz bu. Bizim bu vatan görevi gibi görev bizim. Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti döneminden beri gazetecilik çok zor meslektir. Ben Torosların çocuğuyum. Adana Ceyhan'da yetiştim ben. Bizim Toroslar'da Yeni Adana gazetesi çıkıyordu. Sen benden daha iyi bilirsin abi. Türkiye'nin en eski gazetesi. En eski gazetesi. Yeni Adana. Şey döneminde çıktı. Daha meclis toplanmamış bundan o dönemlerde. Tabii. Daha yani. Yeni başlıyor. Müdafaa Hukuk Cemiyeti döneminde. Evet. Ciltci Ali o zaman Hatay'da, çağırıyorlar gazeteye çıkaracağız diyorlar. Torosların yamacında başlıyor gazetecilik. Baskı şeyi yok. Kalıp yok. Kalıbı Torosların taşlarından yaptılar. Ciltci Ali'ye diyorlar ki bizim mürekkebimiz de yok. Ya dert ettiğiniz şeye bak. Çevreniz sizin orman diyor. Çıra diyor. Sobalar gürül gürül yanıyor diyor. Onun içinde kurumlar var. Getirin o kurumları bana diyor. Bezirgen yağıyla birleştirin, mürekkep yapıyor. Gazetecilik böyle yapıyor. Ya, ve evet. Ben o toprakların çocuğuyum. Vazgeçmem. Onun için vazgeçmem. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülkedeki kamu kaynakları eşit dağıtılmak zorunda. Bu ülkede eğer bir yolsuzluk varsa, yoksulluk varsa ve bu ülkede hırsızlık varsa biz hep birlikte bunun üstüne gitmek zorundayız. Bu insanlar kanunun önünde hesap vermek zorunda. Bu ülkenin bir kuruşunun parasını vermek zorunda. İnsanlar borçlarından dolayı intihar ediyor Saygı abi. Bu ülkede insanlar utancından dolayı pazarlar dağıtıldıktan sonra gidiyorlar, oradaki artık malzemeleri topluyorlar. Bu bizim ayıbımız. Evet. Ve biz devlet olarak bunu hak etmiyoruz. Vatandaş olarak hak etmiyoruz. Ülke olarak bunu hak etmiyoruz. Kamu kaynakları eşit dağıtılacak. Kamu kaynakları şeffaf şekilde nereye ne veriliyorsa anlatılacak insanlara. Benim yaptığım bu. Sağlamaya çalıştığım şey de bu. Elimden ne gelirse. Murat, cezaevinin içerisinde dolaşan bir araç olur. Evet. Bu cezaevinin araç geçtiği zaman, sizler de onun sesini duyduğunuz zaman. Sen bildiğin için abi, tecrübelisin. O anda ne oluyor Murat? Bak bunu da ilk defa anlatayım abi. Cezaevi tahliye olduğu zaman bir araç vardır abi. Dört tekerlekli. Sağa sola gitmez, düz gider o. Onu çevirmek çok zordur. İnfaz koruma memurları, eski gardiyanlar getirir, senin koğuşun önüne bırakır. Toplan derler sana. Toplanırsın. Toplandıktan sonra onları içine koyarsın. Sen kendin koyarsın. Sonra onu çıkışa kadar yürütürsün. O Malta'ya çıktığı zaman o tekerlekler öyle bir ses çıkarır ki bütün herkes onun tahliye aracı olduğunu bilir. Ben çok şaşırdım. Şundan dolayı şaşırdım. Tahliye olacağımız zaman arka arkaya çıktık biz. O arabayı sürdüğümde kapılar vurulmaya başladı. O dönemde zaten içeride protesto gösterileri vardı. Dedim herhalde bu. Biraz ileriye gidince birisi bağırdı. Tahliye var diye bağırdı. Herkes duvara vurmaya başladı. Duvara vuruyor, kapıya vuruyorlar filan. Bağırıyorlar, ne söylediklerini anlamıyorum uzakta. Kimin ne ceza aldığı, neyden yargılandığı hiçbir şeyi bilmiyorum. Ama insanlar galiba sonra öğrendim bunu. Niçin dedim hani vurdular, protesto mu ediyorlar bizi dedim. Kim olduğunu bilmiyor sizin dedi, tahliye olduğunuzu. Kimin tahliye olduğunu bilmiyor onlar. Niye vuruyorlar dedim infaz koruma memurlarına. Onlara göre dedi buradan çıkış var. Burası mezarlık değil, dışarıda yaşam var. Bunu sonra pehlivandan da duydum ben. Sonra anlamlandırdım ve dedim ki gerçekten böyleymiş. Ve çok şaşırmıştım. İnsanlar orada umudu aslında şey yapıyor. Yani tahliye, buradan da çıkış var diye vuruyorlarmış kapıya. O arabanın da o tekerleğinin sesinin o anlama geldiğini orada öğrendim ben. Bunun gibi çok fazla anımız var. Ben hepsini gün gün yazdım. Saat saat yazdım. Evet. Tabii yaşadığım her şeyi yazdım. Kızımın mesela çıktıktan sonra kızımın o sabah ben uyuyamadım. Bir anda çalışma masamda buldum kendimi. Geldi. Baba cezaevine girecek, yine gazete yazı göndermiyorsun değil mi dedi. Bunu anlatamıyorsun. Saygı abi. Mesela ben yine senin programın için söyleyeyim. Ben cezaevine girdikten sonra çıktığımda öğrendim tabii. Oğlumla kızım biz servisle gidiyoruz okula. Gitmeyelim artık. Babam cezaevinde. Ona göre yaşamımızı hazırlamamız lazım. Gerekiyorsa okula da gitmeyelim. Masrafımızı ona göre hazırlayalım, kimseye muhtaç olmayalım demişler. Bunlar tabii ki beni çok etkileyen olaylar oldu. Dışarı çıktığımda çok üzüldüm. Ya bu çocuklara kimsenin bunu yaşatmaya hakkı yok. Bize yaşatıyorlar ve bunca yıldır yaşadık ama
benim çocuklarımın çaldıkları her günün, her saatin hesabı hukuk önünde verilmek zorunda. O çocukların hayatından çaldılar. Ve yıllardır da aynısını yapıyorlar. Yazık, günahtır. Suçsuz, günahsız yere insanlar niye yatıyor cezaevinde? Neden yatıyor? Suçluysa, yazdığı şeyden dolayı eğer ben bunun gidip hesabını veririm. Ama hiç istemediğiniz bir suçtan dolayı zorlayarak bir şeyler çıkartarak cezaevine atmak, insaniyet namına bunu nasıl kabul edebilirsiniz? Benim kabul etmemi nasıl bekleyebilirsiniz? Ve üzülüyoruz. Hukuk adına üzülüyoruz. Senin cezaevinde geçen süren 186 gün evet. geçti. Barış'tan bir gün az. Pehlivan'dan bir gün az. Evet. Ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Evet. 329'dan da beraat ettik. Şimdi şöyle bakınca 4 yıl 8 ay deyince zannedersin ya 6 ay yatmış daha Murat'ın yatacağı uzun yıllar var. Öyle yok. Gözüküyor. Halbuki yok değil yok. Mi Murat? 329'dan suçlanmasaydık, MİT yasasından yargılanmış olsaydık, Asliye Ceza'da yargılanacaktık. Ceza alsanız dahi son çıkan infaz yasası ve denetimli serbestlik yasasına göre yatarı yok. Hukuk dilinde karşılığı bu galiba. Karşılığı yok, evet. Yatarı yok. Cezaevine girmeyecektik. Ceza alsak dahi yatmayacaktık. Şimdi mesela 4 yıl 8 ay ceza aldım. Bunun avukatların söylediğine göre şey yok. Yatarı yok. Yattığımız 6 yıl 329'dan dolayı. 6 ay 329 nedeniyle tutukluğumuzmuş. Ve biz 6 ay yattık. Bu son çıkan infaz yasasını mesela nasıl şey yapılıyor şimdi? Ya ben çok şaşırdım Saygı abi. Değil mi? Haberlerde bir gün geç alıyorduk. Televizyonum da yoktu. Radyoda dinledim ben. MİT yasası çıktı dediler. Dedim infaz koruma, ya infaz yasası çıkıyor. MİT'le ne alakası var dedim. Gece yarısı alelacele biz içeriden çıkmayalım diye MİT kanunu o infaz yasasından yararlandırılmadı. Ama denetimli evet. serbestlikten unuttular. Oradan yararlanıyormuş galiba. Avukatların anlattığı oydu. Ben şaşırdım ya, bizim için sırf içeride tutulmak için niye bir yasa çıkar? Biz gazeteciler için yasa çıktı. Çünkü o dönemde bu davadan yargılanan tek biziz. Başka yok. Nasıl olur da bu yapılır dedim ya. Aklım almadı. İnanın aklım almadı. Ve bizim şeylere sordum ya. Avukatlara sordum. Normal mi dedim. Sence burada olman normal mi Murat dedi. Neyin anormal karşılıyorsun ki dedi avukatlar. Ve şaşırdım da işin açıkçası. Çok laf var. Çok söylenecek şey var. O zaman biz burada nokta koyalım. Sağ olun. İnşallah başka zaman yine görüşürüz. Gazetecilik suç değildir Saygı abi. Gazetecilik onurdur, erdemdir. Halkın yanında olmaktır. Biz halkın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve bugünkü Sisler Bulvarı'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gazeteci arkadaşımız Murat Ağrı ile dinledik. Cezaevinden tahliye oldu. Cezası belirlendi. Ama diliyoruz ve istiyoruz ki o verilen cezalar zaten infaz yasasında ilgili düzenlemeler nedeniyle karşılaşıyor. Ve Murat'ın bundan sonra da meslek hayatında başarılar dilerken benzer olaylarla hiçbir meslektaşımızın karşılaşmamasını da yürekten dilediğimi ekliyor. İyilikler, esenlikler diliyoruz. Müyesser ablaya da bir an önce özgürlük. Tabii evet, Müyesser'in de unutmadığımızı, ona da sevgilerimizi ilettiğimizi ve en azından bir an önce artık iddianamesini çıkartılıp neyle yargılandığını öğrenmesini de beklediğimizi ekliyorum. Hoşça kalın, iyilikle kalın.